Danişmen Doğulları Beyi Mehmet Bey'in 1142 senesinde vefat etmesi ve veliahtların saltanat mücadelesine girişmeleri üzerine Danişmen Doğulları'nın boyunduruğundan kurtulan 1. Mesut Han, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Malatya ve Elbistan'ı zapt ederek Anadolu coğrafyasındaki hakimiyetini yeniden tesis etti. Bizans İmparatoru Manuel, mahiyetindeki büyük bir ordu ile birlikte Konya'ya taarruz hareketine girişerek Anadolu Selçuklu Devleti'ni ortadan kaldırmayı planlıyordu. Konya önlerine geldiklerinde 1. Mesut, Bizans ordusunu mağlup ederek başkentini korudu. Bizans, ağır bir yenilgiye uğramış ve Anadolu Selçuklu Devleti artık daha da güçlenmişti. 1. Mesut, Anadolu üzerindeki hakimiyetini pekiştirince bölgedeki diğer Türk beylikleri Anadolu Selçuklularına tabi olmaya başladılar. Bu sırada İmadettin Zengi, Urfa şehrini fethetmiş ve Haçlıların bir devleti ortadan kalkmıştı. Batı dünyasında Türk korkusu giderek yükselmeye başlamıştı. Mezhep çatışmaları ve hakimiyet mücadelesi içerisine girişerek birbirleriyle savaşan Batı dünyası, Türk tehdidinin Batı'ya ulaşmaması için ilk kez bir araya gelmişti. Bizans İmparatoru Manuel'in Konya mağlubiyeti ve İmadettin Zengi'nin Urfa kontluğunu yıkması bu korkuyu daha da alevlendirdi. Üst üste alınan mağlubiyetler Batı dünyası için gurur meselesi haline gelmişti. İntikam almak için yeniden hazırlanan Haçlı orduları 2. Haçlı Seferi'ni başlatma kararı aldılar. Roma Cermen İmparatoru Konrad'ın bizzat ordusunun başına geçerek idare ettiği 2. Haçlı Seferi ancak Eskişehir'e kadar ilerleyebildi. 1. Mesut, Dorileon Ovası'nda pusu kurmuş vaziyette Haçlıları beklemekteydi. 1097 senesinde babası 1. Kılıç Arslan tam bu bölgede Haçlılar tarafından mağlup edilmişti. 1. Mesut, babasının intikamını almak için Haçlıları hazırlıksız yakalayarak Haçlı kamplarına ani bir saldırıda bulundu. Haçlı ordularının neredeyse tamamı telef edildi. Haçlı ordusunun bir diğer kolu olan Fransız Haçlıları, Denizli civarındaki Honaz Dağı'nın etrafından dolaşıp Kazıkbeli geçidini aşmayı denediler. Lakin burada Selçuklu ordusunun pususuna düşerek ordularının büyük bir bölümünü kaybettiler. Fransız kralı ve kaçabilen Haçlılar kendilerini deniz yoluyla Suriye'ye zor atabilmişti. Ancak Kazıkbeli Muharebesi sonrasında komutansız kalan binlerce Frank askeri ise geri dönemediler ve büyük bir felaket yaşayarak açlık, hastalık ve sefalet içerisinde sahipsiz kaldılar. Kendilerine uzanabilecek tek müttefik eli olan Bizans ise savaş sonrasında sahipsiz kalan Frank askerlerine sahip çıkmayarak büyük bir ihanete imza attı. Haçlı ordusunun içine düştüğü bu durumu gören Selçuklu ordusu ve köylüleri kendilerine erzak, ekmek ve yardım dağıtarak büyük bir insanlık ve merhamet örneği gösterdiler. Haçlı ittifakıyla Türkler üzerine taarruz eden Frankler, üzerlerine hücum etmek için geldikleri Türklerin merhamet ve şefkati, dindaş ve müttefiklerinin ihaneti ve zulmü ile karşı karşıya kalarak hiçbir baskı ve zorlamaya maruz bırakılmadan Müslüman oldular. Batı kaynakları, savaş sonrasında Müslümanlığı kabul eden Frank askerlerinin sayısını 3000 olarak belirtmiştir. Bizzat Haçlı Seferi'ne katılmış olan Frank bir tarihçi yazar, Yalvaç'ta yaşadıklarını şöyle izah etmiştir. Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet! Türkler, şefkat ve iyilikleriyle Haçlıların dinlerini satın aldılar. Üstelik hiçbir zorlama ve baskıya maruz kalmadan. Rükneddin Mesut Han'ın Haçlılar karşısında kazandığı zaferler İslam aleminde büyük yankı uyandırdı.
İslam dünyası ilk kez Büyük Selçuklu Devleti ile Garp alemine meydan okumuş, Anadolu Selçuklu Devleti ise Batı'nın tüm gücüyle seferber ettiği devasa güce sahip Haçlı ordularını perişan ederek İslam dünyasını şahlandırmıştı. Bu tarihten sonra İslam dünyasının önderliğini Anadolu Selçukluları üstlenmişti. Artık tüm dünyada Türk demek Müslüman demekti. Abbasi halifesi Mesud Han'a hilat ve sancak göndererek İslam'ın sancaktarı olduğunu ilan etmiş oldu. Batı artık Anadolu'yu Bizans olarak değil Türkiye olarak tanımlıyordu. Anadolu toprakları ilk kez bu dönemde Türkiye olarak anılmaya başlanmıştı. Haçlı zaferlerinden sonra Anadolu'daki hakimiyeti kesinleşmiş olan Mesud Han, Anadolu'da kalan diğer Haçlı kalıntılarını da bertaraf ederek Batı'nın Anadolu üzerindeki hakimiyetine ve sonrasında ortaya çıkacak tüm emellerine kesin olarak son verdi. Bir zamanlar himayesinde olduğu Danişment oğullarını da hakimiyeti altına alarak Anadolu'nun yegane hakimi durumuna geldi. Mesud Han, kalan ömrü boyunca Anadolu içlerindeki hakimiyet bölgelerinin muhafazasını ve kendine bağlı beyliklerin tabiyetini sağladı. Hakimiyeti altındaki bölgelerin toplumsal, dini ve ilmi gelişimini sağlamak amacıyla medreseler, han ve hamamlar ile imaretler inşa ettirdi. Anadolu artık yalnızca siyasi olarak değil toplumsal olarak da Anadolu Selçuklu Devleti'nin yurdu haline geldi. Yaşı oldukça ilerlemiş olan Mesud Han, ölümüne yakın oğlu 2. Kılıç Arslan'ı veliaht tayin etti. 1155 yılında vefat ettiğinde yerine 2. Kılıç Arslan tahta geçmişti. Ancak 1. Mesud'un diğer oğulları Şahin Şah ve Devlet Bey ve damadı Danişment Lizun'un saltanat makamı için 2. Kılıç Arslan'la mücadele etmekteydiler. Bu saltanat mücadelesinden fırsat bulan Sivas Meliki Yağıp Hasan, Anadolu Selçuklu Devleti'ne taarruz etmişti. Bunun üzerine Yağıp Hasan üzerine sefere çıkmaya hazırlanan Kılıç Arslan, bölgedeki en önemli güçlerden biri olan Zengi Devleti Sultanı Nureddin Zengi'nin Yağıp Hasan'a destek verdiğini öğrenince mücadeleden kaçındı. Kılıç Arslan'ın hakimiyetini ortadan kaldırmak isteyen güçlerin Anadolu Selçuklulara üzerine kurduğu baskıdan istifade etmek isteyen Bizans, önceki Haçlı seferlerinin intikamını almak ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni ortadan kaldırmak için hazırlıklara başladı. 2. Kılıç Arslan hem doğudan hem de batıdan tehdit altındaydı. Bizans, politik hamlelerle Kılıç Arslan'ın mücadeleden kaçındığı Nureddin Zengi, Şahin Şah, kayınbiraderi Zün'ün, Sivas Meliki Yağıp Hasan ve Malatya Meliki Zulkarneyn ile anlaşarak Kılıç Arslan'a karşı büyük bir ittifak kurdu. Kılıç Arslan bu büyük ittifak karşısında muvaffak olamayacağını düşünerek devletinin bekasını tehlikeye atmamak için sulh yollarını aramak üzere Bizans'a hareket etti. Kılıç Arslan'ın sulh çabaları sonuç verdi ve Bizans anlaşmayı kabul ederek taarruz hazırlıklarını iptal etti. Kılıç Arslan da kendisine karşı oluşturulan ittifakın en güçlü cephesi olan Bizans'la sulh yaptıktan sonra en kuvvetli rakibi Nureddin Zengi'nin de vefatı üzerine Danişment oğullarının başını çektiği isyan hareketine karşı taarruza girişti ve bu mücadeleyi kazanarak Danişment oğullarının Anadolu'daki hakimiyetine tam olarak son verdi. Bizans, teşvik ve desteğiyle ayaklanan Anadolu beyliklerinin muvaffak olacağını düşünerek Kılıç Arslan ile sulh yapmıştı. Ancak sonuç ümit ettiği gibi şekillenmeyip Kılıç Arslan'ın hakimiyeti kuvvetlenince sulhu bozarak iptal ettiği Anadolu seferini tekrar başlattı. Frank, Peçenek, Macar ve Sırp güçlerinden oluşturduğu yaklaşık 100 bin kişilik ordusu ile Medyokefalon Kalesi'nin yakınlarındaki sarp ve dar bir geçit üzerinden Anadolu Selçuklu Devleti başkenti Konya üzerine yöneldi.